was gördünüz mü? Sizler için güzelleştim. Sizler için parlattım kafamı. Sizler için cilalattım kafayı. Yaldızlar sürdürdüm. Sizler için aldırdım kaşlarımı. Gördünüz mü? Nasıl ama? Müzik nasıl? Dans nasıl? Hop hop hop. Niye yapıyorum böyle biliyorsunuz mu? Ben böyle sambaya, lambadaya, salsaya filan anormal uyuz olurum da ondan yaptım. Hani böyle her şey keyif. Hiç belli bir elit tabaka vardır. Çok asil restoranlara giderler. Böyle fonda bir hafif müzik çalar. Belli bir saatten sonra isteyenler kalkar. Hafif hafif böyle erkekler dahil. Kırıta kırıta böyle böyle oynarlar. Dersin ki bütün erkekler süzme gay mi amına koyayım. Hayır benim gaylerle bir meselem yok da gay olmadığı halde. Yani böyle dansöz gibi oynayan erkekleri o salsalarda masalarda sevmiyorum kardeşim. O ne öyle? Herifte bir bel var böyle çıkıyor böyle böyle. Dansözden beter yani. Çengiden beter kıvırak herif yani. Yakışmıyor lan. Giyiyorlar bir de kışlarına da daracık böyle siyah pantolonu. Lan önümde eğilse yüzünü görmesem karı diye tecavüz ederim amına koyayım. Yani bu tarz müzikler bana bu çiftlerin yaptığı dansları hatırlatıyor. Vallahi lan peruk taksa partnerinin hangisinin erkek hangisinin karı olduğunu anlayamazsın ha. Öyle bir dans türü bu. Adamlar kadından kıvrak lan. Kalçalar oynuyor, göt köpek oynuyor böyle. Bir tane çatlatsan çelik kapıya vurmuş gibi ses çıkar herifin kalçasına. Öyle popo oluyor lan bu heriflerde. Yalnız şimdi aranızda hani özel dans derslerine giden böyle yarışmalara girenler filan varsa lütfen bu sözlerimden alınmasınlar. Benim yani şahsi menfi düşüncem bu. Yani şahsi düşüncem ya. Ya tamam o da sanattır. Ne olacak? Tabii ki ona önem veren yakınlarım da var. Kursa giden çok sevgili dostum da var ama yani bana komik geliyor. Bu müzik çalınca hep o kıvırtan erkekler aklıma geliyor kardeşim. Ya gay sen adam gibi gayliğini yap. Gay değilsen de oraya çıkıp gay gibi hareket yapma. Bizi yanıltma yani. Allah Allah. Nerede lan biz kahve yapacağız da dur. Mesela bak ona keza. Şimdi bu dansözlü bu iki yüzlü son günlerde bütün dünyaya ve özellikle de bugünlerde Türkiye'ye sergilemiş olan bir tane star var. Bulgarların en baba starı Aziz. Biliyorsun değil mi? Ya kardeşim gay misin değil misin? Yani trans mısın değil misin? Karar ver ona göre karşına çık yani seyircin. İzleyicinin karşısına ona göre çık. Yani bu nedir ya? Otursan şuraya şimdi. Ha oturun şöyle azıcık otura koyayım ben de Aziz'e koyayım. Anlatacağım bir dakika. Çok mühim muhabbet bu. Bak salsadan çıktık Aziz'e geldik bekliyoruz orada şimdi. Durakta bekliyoruz anlatacağım şimdi dur. Salsadan çıktık Aziz'e koyduk bir dakika. Nerede lan benim kahvem sikerim ha? Adamın sinirini bozma. Sizler için güzelleştim. Sizler için kibarlaştım. Sizler için sakallarımı tıraş ettirdim. Saçlarımı parlattırdım. Sizler için bu genç yüze kavuştum. Çarşambanın derdi arıza adamı gerdi. Ne? Bakmayın öyle burada boş boş böyle salladığıma lafları. Bir
aklım başıma gelsin, bir açılayım kendime geleyim diye sizle bir şöyle güne uyumlanma çekeyim dedim. Ondan sonra oturup çalışmaya devam edeceğim. İki saat daha çalıştıktan sonra ancak evime gidip sistemi açabileceğim yani, ona göre. Kardeşim, gay misin değil misin Aziz, sana söylüyorum. Bak, ben yıllarca seni karı gibi bildim, tamam mı? Kliplerini izliyordum. Öyle şuh şuh suratlar, gözlerde makyajlar, dudakta oje, böyle büyük iki tane küpe, yine de göğüslerinde kıllar, etek gibi yırtmaçlı şeyler, naylon çoraplar, topuklu ayakkabılar giyiyordun. Yani hakikaten önümüzde şöyle bir eğilsen yani aynen üstüne yığılacak bir durum sergiliyordun kardeşim. Aziz, sana söylüyorum. Şimdi kızı İTÜ okuluna bırakıyordum, İTÜ gitüye, ilkokula. Baktım afişlerde böyle Allah Allah bir tane rugbyci gibi bir herif, gayet hard style, böyle böyle bir herif, böyle geliyor, erkek lan, bildiğin erkek, pis sakallar filan. Altına baktım, Aziz yazıyor. Allah Allah, Aziz, kaç tane Aziz var dedim lan bu rugbyci takımı oyuna mı nedir bu, maç davetiyesi mi bu nedir dedim. Bir baktım maç ilanı da değil, bildiğin Aziz lan. Orada yazıyor, Balkanların bilmem, Balkan orkestrası filan diyor. Tamam, Bulgaristan'ın starı Balkanlardan geliyor falan. Ama yani şoka geçirdim kardeşim, şok oldum yani. Bir geldim, internetten araştırayım dedim kardeşim. Ya baktım, ulan afişteki de Aziz'miş lan. Afişteki erkek böyle, değme erkek, tamam mı? Katıksız erkek, Aziz'miş. Sonra girdim, inanamadım kardeşim, herhalde dedim Türkiye'de gitmez diye böyle bir imaj mı sergiliyor bu herif, dönek mi, dansöz mü, yoksa gay mi, değil mi, anlayamadım dedim. Hakikaten ya, yani travma geçirdim bir miktar, karıya da hatta anlattım. Karı da bak bak ya, neyle uğraşıyorsun, neyle uğraşacağım ona koyayım, orada görsel kirlilik, yanıltıcılık yapıyor dedim. Bir dakika, karlı oluyor. Yani geldim ondan sonra internette işte Aziz Fan Club diye bir sayfa var, Aziz Turkey bilmem ne diye. Oraya girdim kardeşim, baktım bir tane son kliplerden birini izledim. Yine bir karıyla bu söylüyor. Hep karıyla söylüyor. Zaten kendi de karı gibiydi de. Hani karıyla birlikte söylüyor. Hani ben de bir miktar erkeğim, yanımda bak esas karı var diyor. Ben gene de erkeğim der gibi. Şimdi bir baktım klibe kardeşim. Allah Allah. Lan klipteki Aziz'i bundan bir sene önceki kliplerindeki Aziz'le karşılaştırınca tanıyamıyorsun kardeşim. Adam böyle bayağı bozuk bakışlı, böyle varoş gibi de bakıyor, sert bakıyor, kaslar filan da var, göbek yok. Böyle pis sakallar falan, adam harbi yani kabatayı gibi bakıyor lan klipte. Böyle kucağında karı, böyle bir sağ bacağı atıyor, bir sol bacağı atıyor. Karı böyle böyle rapçi gibi söylüyor, kızgın filan. Allah Allah dedim, yani böyle karar verdim kardeşim, bir insan. Bak şimdi, Aziz bildiğin etekli erkekti, tamam mı? Biz onu böyle karı olarak biliyorduk, öyle sevdik. Ben Aziz'i hatta o gay görünümüyle sevdim. Bir dakika, onu söyleyeyim. Yani. Ya ama şimdi, bir de ondan sonra böyle bıçkın erkek gibi rol sergilemişsin. Afişe rugbyci gibi kendini koymuşsun. Dedim sen hangisisin kardeşim? Sen emmeye mi gelirsin, gömmeye mi gelirsin? Ben artık karar veremiyorum ve seninle ilgili, Aziz'le ilgili benim artık değer yargılarım ne yazık ki değişti. Artık ben Aziz'in imajına güvenmiyorum kardeşim. Madem hani, madem etekli erkek değildin, gay değildin, yıllarca insanların ilgisini neden o zaman karı gibi giyinip öyle erkekle öpüşerek, duşlara girerek çıkarak, yok onunla evliymiş de çocuğu da varmış, evlat edinmişler türünden haberler yayarak böyle bizleri kandırdın. Yani ben böyle vallahi ya asla onaylamıyorum. Bu Aziz toplumun algısıyla, şöhret düşkünlerinin algılarıyla oynamıştır. Hayranlarıyla aynen taşak geçmiştir kardeşim. Yani izlemem de dinlemem de zaten şimdi kardeşim ya, karşımdaki gay mi değil mi? Etekli erkek mi değil mi? Emmeye mi geliyor, gömmeye mi geliyor? Hiçbir bok anlamadım ben şimdi. Güvenim sarsıldı. Yani sen duruma göre kendini gay gibi gösterdiğinde aslında gay değil miydin? O zaman iyice uyuz olurum. Harbi içindeki aslan senin gay aslansa kardeşim, yani erkek aslan değil de içindeki senin böyle yelesiz karı aslansa, o zaman onu çıkartsaydın saygı duyardım ve duyuyordum. Ama şimdi seni böyle kıllı erkek gibi görünce ben uyuzlandım kardeşim. Şimdi soruyorum size, Aziz erkek mi kadın mı kardeşim? Ruhen nedir bu adam? Yani buradan aynen kınıyorum, ben onun konserine de gitmem. Ya yalancılarla işim olmaz kardeşim, iki yüzlerle işim olmaz. Türkiye'de hani böyle diva gibi, bizim diva gibi karı kılığıyla giyinmiş olarak
görünürse belki konserleri iş yapmayacak diye, eğer böyle erkek kılığına büründüyse hay ben onun erkekliğine de sokayım, hay ben onun geyliğine de sokayım kardeşim. Bir yönde karar ver insan, yani insan bir yönde karar vermeli. Yani bugünün de kahve sohbeti saat şu an 17.52.03.12.2014 çarşamba. Şimdi rahatladım, karıyla kızı gönderdim. Yani oradan bak hani, o yüzden bu müziklerden çıktık, salsaya geldik. Salsadan çıktık, azze geldik, betona tosladık yani hep beraber. Bu konuda da fikirlerime aynen güveniyorum kardeşim. Yani ben artık bu adamın psikolojisine de, bize sunduğu sanata da güvenmiyorum yani. Güvenim. Erkek misin, karı mısın, karar ver. See? We'll be right back.